Herkese merhaba, yeniden birlikteyiz. Bugünkü konumuz Gesundheit, sağlık konusunu işleyeceğiz. Ee, sağlık konusuyla ilgili işte termin almak, e, muayene olmak, hastaneye sevk edildiğimizde veya sağlık hususları ile ilgili sıklıkça karşımıza çıkan e, terimleri beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dilerseniz hemen giriş yapalım. Sprechzeitung dediğimiz arkadaşlar bir kelime var. E, bu e, doktorun muayene saatleri yani... E, doktor muayenehanesinin açık olduğu saatleri e, söylüyor. Örneğin Van hatta zan am montak şpesait yani diş doktoru zanars diş doktoru demek. Pazartesi diş doktorunun muayene saatleri kaçla kaç arası gibi bir e, soru soruyoruz. De zan arts am hat am montak von 8 bis 12 u şpesait yani e, pazartesi günleri sabah 8'den öğlen 12'ye kadar e, muayene için doktor e, diş doktoru açıktır şeklinde bir ifade bunları nereden biliyoruz arkadaşlar dört tane resim e, şu an ekranımızda var bunlar e, doktorun e, muayenehanesinin girişinde asılı tabelalar e, House Arts Praktis mesela veya Kinder Ertzen veya Zahnarzt, Augen Ertzen şeklinde doktorun ilk önce e, hangi uzmanlık alanı olduğunu söylüyor Kinda Eratsin e, çocuk doktoru e, Arts Praxis dedi arkadaşlar bizdeki aile hekimi. Zahn e, Zahnarzt diş doktoru, Augenärztin, e, göz doktoru arkadaşlar veya hals ohr e, veya Hals-Nazın dediğimiz bu e, doktor HNO olarak yazıyor kulak burun boğaz doktoru. Bunların tamamına Facharzt diyorlar arkadaşlar uzman doktor manasında. Ve tabela da gördüğünüz gibi işte birinci soldan birinci de Montak eee biz di donestak e, noin u biz Aksin o şeklinde e, sabah 9'dan akşam e, 18.00'a kadar pazartesi perşembe arası. Freitag 8 o, e, Dreitzin o şeklinde e, cuma günleri de 8-13 arası açıkmış. E, soldaki ikinci de bir e, özel bir tabir var arkadaşlar. Dienstag'da nach Verein Bauung dediği. Bu da yani doktorun muayenehanesine e, yani muayene saati olabilir ama gelmeden önce aramanız gerektiğiyle ilgili bir ibare. E, önceden doktoru arayıp muayenehaneniz açık mı şeklinde sormamız gerektiğini belirten bir ibare arkadaşlar. Ferhaim Bağul, Nah Ferhaim Bağul şeklinde. E, bunlar gördüğünüz gibi şipres zaytını yani doktorun girişinde e, çalışma saatlerini gösteren hususlar. E, tıbbi diğer bir terim de şmelsin ağrı demek arkadaşlar sıklıkla kullanacağımız bir kelime örneğin zan şmelsin diş ağrısı, hals şmelsin boğaz ağrımız var e, veya probleme mitten oygun e, göz gözlerimizle ilgili bir problemimiz var, ıhabe probleme mit e, Aine probleme mit e, den augen şeklinde. Veya Bauchschmerzen dediğimiz arkadaşlar karın ağrımız var. Rückschmerzen, Rückschmerzen şeklinde e, bunları ifade edebiliriz doktora gittiğimizde veya bir şikayetimiz olduğunda bunu söyleyebiliriz. Bir diğer husus arkadaşlar e, Almanya'da malumunuz e, bütün doktorlar veya sağlık sistemi hep e, terminle yani randevuyla çalışıyor. Bu nedenle e, gün içinde bu şekilde bir e, termin almak için telefon konuşması yapmamız gerekebilir. Nasıl yapacağız? Örneğin aradık Praxis Doktor Müller. Felix am apaat yani guten tag. E, Doktor Müller e, telefondaki Felix şeklinde bir kişi karşımıza çıktı. İyi günler dedi. Biz de guten tag. My name is Temici. Ich hätte gern einen Termin şeklinde ifade ediyoruz kendimizi. E, o da yani bir termin istediğimizi, randevu istediğimizi söylüyoruz. ismimizi belirtiyoruz. vahansi C. Schon einmal hier. Yani daha önce burada oldunuz mu? Muayeneye gelmiş miydiniz şeklinde. Kaydınız var mı manasında soruyor. Ya for vier monaten war ich schon einmal Evet, 4 ay önce orada sizin yanınızdaydım bir muayene için gelmiştim şeklinde. O da good können Sie am nächsten Dienstag um 9 Uhr. Yani bir sonraki salı günü saat 9 sizin için uygun mu şeklinde Am Dienstag ya ja das geht veya nein das geht nicht, e, nicht şeklinde e, ifade edebiliriz. Yani uygun veya uygun değil şeklinde farklı bir tarih de isteyebiliriz. E, sagen sie bitte noch einmal ihren Namen tekrar isminizi e, söyleyebilir misiniz? İsmimizi ifade ediyoruz sonra gut fu demirci dan bis dienstag yani salı günü görüşmek üzere veya farklı tarih verdiyse Danke auf Wiederhören, auf Wiederhören şeklinde konuşmayı bitirebiliriz. Kısaca ufak bir diyalogda nasıl randevu alacağımızı, hangi kalıpları kullanacağımızı belirtmiş olduk. Randevuyu aldık, doktorun yanına gideceğiz. Bu e, diyalogda da doktorla aramızda işte bir grip olmuş bir arkadaşımızın e, diyaloğu. Guten Tag Frau Demeci, was fällt Ihnen Yani neyiniz var? Şeklinde doktor soruyor. Şikayetiniz nedir? O da mir geht es schlecht. iyi değilim. Ich bin erkältet. Ich habe Husten und Schnupfen und mein Kopf tut weh. Yani e, soğuk algınlığım var. Husten dediğimiz öksürüyorum, Schnupfen e, hapşırıyorum ve und mein Kopf tut weh benim e, kafam da ağrıyor, başım ağrıyor şeklinde veya ich habe Kopfschmerzen de diyebilirdi arkadaşlar. Und ya, devam ediyoruz. Und ich habe auch etwas Fieber ve biraz e, ateşim var. Fever ateş demek arkadaşlar. Vielleicht e, habe ich ein grip, eine Grippe şeklinde veya muhtemelen gripim de mi şeklinde doktora şikayetini bildiriyor. Doktorda. Dan dann wollen wir mal sehen. Bir bakalım. Machen Sie bitte den Mund auf. Lütfen ağzınızı e, açınız. Ihr Hals ist rot. E, boğazınız kırmızı gözüküyor. Sie haben Erkältung. A ve be. soğuk algınlığınız var ama grip değilsiniz. Trinken sie viel. Çok fazla sıvı tüketin. Am besten tea. En iyisi tabi çay. Und nehmen sie hals und vitamin C. Yani e, boğaz tableti ve e, C vitamini almanız gerekiyor. Bleiben sie im bed und schlafen sie viel. E, yatakta kalın ve mümkün olduğunca fazlaca istirahat edin, uyuyun. Am Freitag kommen Sie bitte noch einmal zu Kontrolle. Yani cuma günü lütfen tekrar kontrole geliniz. O da fehlendag hemle auf zehen ungute beserung yani iyileşmeniz dileğiyle geçmiş olsun veya bir hasta sağlığınıza kavuşun şeklinde güzel dileklerini bizimle paylaşıyor ve e, diyalogumuz burada sona eriyor. Bu Hausarzt dediğimiz arkadaşlar yani aile hekimimize geçen bir konuşma. Tabi daha ciddi bir rahatsızlığımız olabilir şimdiki örneğimizde olacağı gibi. Überweisungen dediğimiz bir transferle doktor bizi sevk edebilir. Uzman bir doktora veya hastaneye acile gidebiliriz. Buradaki örnekte de bir kişi apandisti ile ilgili sıkıntı yaşıyor, yaşıyor. Herr Schneider ismindeki vatandaş. Herr Schneider hat Bauchschmerzen. Ein Kollege bringt ihn zum Arzt. Bay Schneider bir mide rahatsızlığı yaşıyor. Karın ağrısı var. Ein Kollege dediği iş arkadaşı onu doktora getiriyor. Der Hausarzt untersucht ihn. Hausarzt onu bir yani aile hekimi muayene ediyor. Ve sie haben eine Bildblinder ment dediği yani apandisit tıbbi bir terim arkadaşlar. Blindarment zündung şeklinde ifade ediliyoruz bunu. Tabi biraz birleşik 2-3 kelimeden oluştuğu için telaffuzu zor gelebilir. Ve sie müssen sofort ins Krankenhaus. Yani derhal sizin hastanede hastaneye gönderilmeniz gerekiyor diyoruz burada. Die Ärzte im Krankenhaus untersuchen ihn noch einmal und sagen, wir müssen Sie sofort operieren. Yani hastanedeki doktorlar da tekrar bir muayene ediyorlar ve sizi derhal operasyona almamız lazım, ameliyat almamız lazım diye şeklinde bildirimde bulunuyorlar. Am nächsten Tag geht es Herrn Schneider schon besser. Seine Familie besucht ihn. E, ertesi günde Herr Schneider e, durumunun iyi olduğunu görüyorlar ve ailesi onu hastanede ziyaret ediyor. Nach fünf Tagen kann Herr Schneider wieder nach Hause gehen. Er ruft seine Frau an. E, beş gün sonra e, Herr Schneider eve gidebilecek durumda ve eşini arıyor. Holst du mich e, Morgen ab, e, beni e, yarın alabilir misin? Ja, klar. Wann e, soll e, ich abholen? E, seni kaçta alayım? şeklinde soruyor. O da Besten um elf u şeklinde beni e, 11'de alsan iyi olur. En güzel yani saat 11 bana uyar gibi e, cevap veriyor arkadaşlar. E, bir diğer konumuz e, gesundheit in Deutschland yani birkaç e, kelime e, size vereceğim arkadaşlar. Bunlar sıklıkla bizim karşımıza çıkacak eğer Almanya'da yaşayan biriysek. E, birincisi bonus heft arkadaşlar. E, burada parçada izlerseniz ilk önce kısmı okuyalım. Den dezan de azan arts track di zan e, kontrollen in das bonus heft ein viele zan e, behandlungen zahlen die krankkassen nicht komplett. Aber für die regelmäßige kontrole ayma po'ya gebenzi aynı bonus das heißt sie geben mehr Yani bunun e, açıklaması şu arkadaşlar kontrole gittiğinizde bonus hefteğinde bir defteriniz var. Bu deftere doktor e, diş doktoru kontrole geldiğinizi kayıt ediyor ve e, Almanya'da birçoğu e, sağlık sigortası diş masraflarınızın yani diş doktoruna gittiğiniz hastane masraflarının diş doktoru masrafınızın çoğunu ödemiyor. Türkiye'de olduğu gibi. Ama bunun bir şeyi var arkadaşlar, bir istisnası var. Düzenli olarak yılda en az bir defa diş kontrolüne giderseniz bu sigortanın yapacağı ödeme daha fazla oluyor arkadaşlar. Yani belki %20'sini normal bir insan için karşılarken düzenli kontrollerinizi tamamladığınız takdirde ve bu deftere kayıt ettirdiğinizde belki %40-%60'lara varan e, karşılama oranına ulaşabiliyorsunuz. Bir diğeri gezun Heiz kart arkadaşlar. Bu sağlık sigorta kartı. Die Gezunt Heiz kartı brauchen Sie für den Besuch beim Arzt. Sie bekommen die Karte von den, der Krankenkasse. Yani bu kart ile doktora gittiğinizde bu karta ihtiyaç duyuyorsunuz. Kaydınız, her şeyiniz bununla yapılıyor. Ve bu kartı siz sigorta şirketinizden alıyorsunuz arkadaşlar. Bir diğeri Krankschreibung. Bu da istirahat kağıdı arkadaşlar. Hastaneye gittiniz. Doktor size bunu yazdı. Bir nüshasını, orijinal nüshasını sendikanıza ya da e, bağlı bulunduğunuz sağlık sigortasına e, kopyasını da çalışıyorsanız işvereninize okula gidiyorsunuz okula veriyorsunuz. Buradaki parçada da bu yazıyor. De at git inen eine kranken kranken e, kranks das original schinken e, sie an ihre kranken kasse und die kopie ist für ihren arbeitgeber oder die schule. E, bir diğer kelimemiz Überweisung arkadaşlar. Ee, Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da e, aile hekimliği mevcut. Aile hekimine önce gidiyorsunuz. Eğer durumunuz ciddi ve e, uzman doktora görünmeniz gerekiyorsa sizi transfer sevk kağıdıyla Überweisung diyoruz buna. O kağıtla e, hastane veya e, uzman doktora sevk ediyor. Yine aynı şekilde. Der Hausarzt schreibt eine Überweisung für das Krankenhaus oder den fah arts. Fah arts uzman doktor demek arkadaşlar. Hastane veya uzman doktora sevk kağıdı. Son olarak da für viele Medikamente brauchen Sie ein Rezept. Yani birçok e, ilacı almak için sizin Almanya'da e, reçeteye ihtiyacınız var. Yani doktordan bir reçetesiz e, yani doktordan aldığınız bir reçete olmadan Almanya'da eczaneden e, ilaç almanız e, yani imkansız gibi. Mit dem Rezept Gehenzi indi apoteke yani bu re reçete ile e eczaneye gitmeniz lazım. Füdü medikamente müssen zi oft etwas bezahlen. Ve e ilaç içinde e her ne kadar e sağlık sigortasına sahip olsanız dahi belli bir miktarda sizin ödemeniz genellikle gerekiyor. Bunu da burada belirtmiş olalım. E, bu videomuzda arkadaşlar sonuna geldik. E, umarım faydalı e, sağlıkla ilgili faydalı kelimeler, e, faydalı bilgiler size iletebilmişimdir. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.